Televizyon Ercanlarımıza hoş geldiniz efendim. Haftanın son günü telefon bağlantılarına gideceğiz. Bugün sabah saatlerinde Tarım Bakanı Sayın Hüseyin Çavuş BRT'de konuktu. Özellikle Narince ile ilgili açıklamaları oldu. Bizler de bu tarım alanında iki önemli konu Narince ve çam kese böceği ile ilgili siyasilerden ve uzmanlardan görüş alacağız. Öncelikle hemen fazla tutmayalım kendisini. Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili, eski Tarım Bakanlarımızdan Sayın Erkut Şahali telefon attığımıza. Erkut Bey. İyi yayınlar diliyorum Levent Bey. Kolay çok teşekkür gelsin. Ederim. Sağ olun. Çok kırmadınız bizi. Şimdi biliyorum vaktiniz biraz kısıtlıdır. Hemen sıcağı sıcağına alalım. Biraz aslında telefonda konuştuk ama evet. Siz Narince'de ortaya çıkan durumu ya da son mesela Sayın Tarım Bakanı diyor ki sabah Narince'de ihracatın sürdüğünü, dalında kalan ürünün tamamının devlet tarafından alınacağını söylüyor. İlan edilen 5,5 TL'lik taban fiyat üzerinden alım yapılacağını dile getiriyor. Sizin evet. Anladığım kadarıyla endişeniz biraz daha geniş. Nedir görüşünüz? Biraz dinleyelim tespitlerinizi Erkut Bey. Levent Bey, çok özce ifade etmem gerekirse bu hastalık şüphesi Kıbrıs'ın bütününde Ağustos 2003'te ortaya çıktı. Evet. Avrupa Birliği tarafından bu yeşilleme hastalığı diye ifade edilen hastalığın taşıyıcısı olarak kabul edilen bir böceğin ülkede tespiti Ağustos 2023'te yapıldı. Evet. Ve bunun hastalık anlamına gelmediği de bu tespitle beraber ifade edildi aslında. Yani o böceğin vektör böcek olarak ifade ediliyor. Anlamı hastalık taşıyıcısı. Hastalık taşıyıcısı böceğin tespiti illaki hastalığın varlığına işaret değildir. Dolayısıyla o andan itibaren ülkede hastalığın olup olmadığına dair çok ciddi bir araştırmanın yapılmış olması gerekiyordu. Bu yapılmadı. Evet. Güney Kıbrıs'ta henüz hastalık tespiti söz konusu olmadı. Onlar hastalık tespitine ilişkin girişimleri gerçekleştirdiler. Ancak Kuzey Kıbrıs'ta olduğuna veya olmadığına dair somut bir kanıt, ki bu ancak bir PCR testiyle ortaya çıkarılabilirdi. Gerekli numunelerin PCR testine tabi tutulması sonucu hastalığın varlığı veya o an için hastalığın olmadığı tespit edilebilirdi. Bu konuda herhangi bir adım bugün hala atılabilmiş değil. En azından pazartesi gün mecliste, salı gün denetim faaliyeti sırasında Tarım Bakanı bu doğrultuda bir bilgiyi bizimle paylaşamadı henüz. Şimdi hastalık tespiti yoksa, hastalık şüphesiyle birlikte hastalık varmış gibi bir uygulama çok adil bir uygulama değil. Ancak Türkiye Cumhuriyeti şu anda bunu yapıyor ve transit olarak kendi ülkesinden Türkiye Cumhuriyeti'ne ait menşe sertifikası almak kaydıyla üçüncü ülkelere ihraç edilecek olan narince ürününün Türkiye'ye girişine izin vermiyor. İlk uygulama buydu. Ancak iki hafta önce ortaya çıkan bir durum. Buradan ihracatçı olarak ürün alan ve üreticilere belli miktarlarda ödeme yapan iki ihracatçının 15 bin ton olarak belirttikleri ürünün Türkiye üzerinden üçüncü ülkelere ihracına izin verildi. Bu mutlak bir ambargo uygulaması veya sıfır toleransla ürünlerin ülkeye girişinin engellenmesi kararının aslında sağlıklı bir karar olmadığının çok somut bir göstergesi olarak ifade edildi. Mandora'da yaklaşık olarak 60 bin tonluk bir rekolte söz konusu şu an için ihracı bekleyen ve bunun 15 bin tonunu her halükarda Türkiye üzerinden üçüncü ülkelere ihraç için onay vermiş olmak, gerisinin ise hastalık tehdidi nedeniyle ihracının engellenmiş olması bir tutarsızlık olarak karşımızda duruyor. Bakanlığın bu konuda hastalık tespitinin ve an itibariyle olmadığının net olarak ortaya çıkarılması için bir çabası bugün için tamamlanmış olmalıydı ama maalesef henüz bu çaba söz konusu olmadı. Şunu belirtmem gerekiyor. Geçtiğimiz yıl bu yıl için 5,5 lira olarak belirtilen fiyat geçtiğimiz yıl 9 lira olarak gerçekleşmişti. Ve geçtiğimiz yılla bu yıl arasında yaklaşık %80 düzeyinde bir enflasyon söz konusu oldu. Dolayısıyla üretimin devamı açısından bu yıl için açıklanan 5,5 liralık kilo fiyatı veya 5500 liralık ton fiyatı üreticinin menfaatlerini koruyan bir fiyat değil. Önümüzdeki yıl için üretimin risk altında olduğunu anlayabiliriz mevcut durumda. Şimdi Sayın Bakan diyor ki böcekle mücadeleye geç kalındığı iddialarını reddediyor. Asla kabul etmiyor. Bize bilgi ulaştığında mücadeleye başladık diyor.
Yani bu mücadele ağaçlara kurulan tuzaklar vasıtasıyla böceğin yayılımını öğrenmeye dair bir mücadeleydi. Bu konuda böceğin yok edilmesine ilişkin ihtiyaç hastalığın olup olmadığıyla birlikte ele alınmış olmalıydı. Yani sabahleyin ne söylediğini mecliste mesaim vardı, tam olarak dinleyemedim. Ama şundan çok eminim, hem pazartesi gün Sayın Tufan Erhürman'ın sorularına karşılık olarak verdiği cevapta, hem de salı gün bizim denetim faaliyeti sırasında gerçekleştirdiğimiz konuşmalarda dile getirdiğimiz PCR testi yaptınız mı sorusuna karşılık olarak henüz yapmadık cevabını aldık. O nedenle hastalık mücadelesi öncelikle hastalığın tespitiyle başlamış olmalıydı. Kaldı ki hem Siprovex Genel Müdürü hem maalesef Sayın Ersin Tatar Türkiye'de Siprovex Genel Müdürü bizim ülkemizdeki basına, Ersin Bey Türkiye'deki basına verdikleri röportajlarda hastalık tespiti yapılmış gibi bir yaklaşımla konuyu değerlendirdiler. Dolayısıyla bu Türkiye'deki kuşkuları da artıran ve derinleştiren bir etkiye sebep oldu, belirtmem gerekiyor. Evet, ama bu şimdi şu ana kadar 25 bin ton mandora hasat edilmiş. Bir ay içerisinde de 45 bin tona ulaşacağını söylüyor. Dün Ali Ağoğlu'nu dinlemiştim ben. O da evet. Bir 15-20 bin ton geriden geldiğimizi söylüyor. Türkiye'de biliyorsunuz geçtiğimiz gün Sayın Başbakan Ankara'da Cevdet Yılmaz'la bu konuyu masaya yatırdı. Evet. Orada da bir soğutma sistemi, bir depolama sistemi gelişmesi var. Çok kısa inşa edileceği. Evet, çok kısa sürede bunlarla ilgili görüşünüzü alayım efendim. Şunu ifade etmem gerekiyor. Tabii yani mandora için hasat mevsimi son derece sınırlıdır ve yaklaşık olarak 2 aylık bir süre hasat süresi olarak öngörülür. Evet. Sıcaklığın 25 dereceyi aştığı noktalarda meyvenin ağaçta durması güçleşir. Ben dün akşam yaklaşık 22 sıralarında trafikteydim. Arabam 2 dereceyi gösteriyordu. Şimdi Lefkoşa'dan Nergisli'ye seyahat halindeydim. Şu anda Nergisli'deyim. Arabam 23 dereceyi gösteriyor. Dolayısıyla artık mandoranın dalında kurması, durabilmesi son derece güçleşmiş vaziyette. Ve zaten bizim geçtiğimiz cuma günü, tam da böyle gün bölgeye yaptığımız ziyarette gördüğümüz manzara, bahçelerin zemini artık yeşil deyip turuncuya boyanmış vaziyette. Yani ürün dalında duramıyor ve düşüyor. Düşen üründen herhangi bir gelir elde etme imkanı yok. O artık çürüğe ayrılır ve bahçelerden uzaklaştırılması da bir maliyettir. Çünkü o asitliği, yoğunlaşan ürünün toprakta kalması toprak kalitesinde de bozulmaya yol açabilir. Evet. Dün Ankara'dan gelen müjde diye ifade edilen haber elbette bu ülkenin bir ihtiyacını karşılamaya dönük sevindirici etki yapar. Ancak örneğin önümüzdeki narinciyenin hala yeşillenme şüphesiyle Türkiye'ye ihracının mümkün olmaması çok muhtemel. Çünkü bir yılda hastalık mücadelesi eğer tespit edilirse başarıya ulaşamaz. Anlıyoruz ki eğer ihracat söz konusu olamayacaksa en azından ürünün soğuk hava depolarına alınması ve Siprovex'in konsantre olarak ürünü işlemesi ve satışını mümkün kılacak arayış içerisine girmesi hedefleniyor. Çünkü hem Valencia'yı hem Mandora'yı hesaba kattığınızda yaklaşık 100 bin tonluk bir rekolteden bahsedebiliriz. Toplamda narinciye rekoltesi, ihraç edilmesi gereken narinciye rekoltesi 100 bin ton olarak ifade edilebilir. Eğer 40 bin tonluk bir soğuk hava depolama altyapısı öngörülüyorsa bunun anlamı hasat süresinde Siprovex'in durmaksızın konsantre üretmesi, hasat süresi geçtikten sonra bu üretimin soğuk havada depolanacak ürünlerin kullanımıyla devam etmesi şeklinde bir hazırlıktır. Bu narinci açısından tehlike çanlarının çaldığı anlamına gelir. Dolayısıyla Türkiye eğer sıfır tolerans noktasında durmaya devam edecekse ki Hüseyin Bey'in, Sayın Hüseyin Çavuşkelle'nin söylediklerinden bunu anlıyoruz. O noktada elbette Tarım Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm birimler Türkiye'yi bypass ederek, yani Türkiye üzerinden değil doğrudan ihracat kanallarının yaratılmasıyla ilgili bir çabaya bugün itibariyle başlamış olmalılar. Bu deniz yolu olabilir, yeşil hat tüzüğü aracılığıyla Güney Kıbrıs limanlarının kullanılması olabilir. Ama her ne olacaksa narinciye ürününün hasatının ve ihracının mümkün kılınması için çaba
kesintisiz bir biçimde sürdürülmeli ve hasata 5 kala bu yıl olduğu gibi gelecek yılda aynı kriz mutlak surette yaşanmamalı ve uzaklaştırılmalı. Çok teşekkür ederim Erkut Bey. Ben çok teşekkür ederim günlerde için. Sizi burada bekleriz, konuşalım daha geniş. Memnuniyetle Levent Bey, iyi yayınlar dilerim. Saygılar, saygılar. Çok kolay teşekkürler. Kolay gelsin bir mukabele. Evet, değerli izleyenler, Sayın Erkut Şahli'ye çok teşekkür ediyoruz. Narinciye'nin konusunda birazcık yani muhalif bakış açısı, muhalefet bakış açısıyla bakmaya çalıştık konuya. Eski Tarım Bakanı tecrübesiyle kendisine teşekkür ederim. Şimdi efendim, geçtiğimiz gün malum bir motosiklet sevdamız var. Önce Alev Kayası'ndan çıktık. Kalabaçık'tan ormanlık alanda motosiklet sürdük. Çok üzücü bir durum var ormanlarımızda. Öğleden sonra da Karşıyaka üzerinden Kozanköy sırtlarından biliyorsunuz tank yolundan Sentralyon'a sürdük arkadaşlarla. Orada da aynı vahim durumu gördük. Gerçekten çam kese böceği denen olgu ormanlarımızı yavaş yavaş kemiriyor. Ağaçlarımız ayakta kuruyor. Şimdi bu konuda nasıl bir mücadele yöntemi olmalı? Bunu tartışıyoruz uzun dönemdir. Olaya birazcık akademisyen bakış açısıyla bakmak istiyoruz. Kendisi şu an biraz uzaklarda ama konuya her an hakim, her an müdahil. Çevre çalışmalarıyla ilgili akademisyen Şerife Gündüz Hocam'a bu konuyu sormak istedim. Hocam selamlar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi sizin bu konularda birazcık aşırı hassas olduğunuzu biliyoruz. Farkındayız bu konunun ama ben birazcık bilimsel bakış açısıyla, akademik bakış açısıyla irdelemek istediğim konuyu kısaca, fazla da sizi tutmadan ama siz gelinen durumu, ben aslında bunun ormanlarımıza verdiği zararı görebiliyorum. Ben amatör bakış açısıyla da baktığımda görebiliyorum, gördüm. Ama kısa yoldan bununla nasıl mücadele edebiliriz? Bunun görüşlerini sizden alalım hocam. Şimdi tabii biliyorsunuz bu çam kese böceği ormanlarımızda yeni bir şey değil. 2000 hatta 16 ve 20 yıllar arasında biyolojik mücadeleyle birlikte, sürekli bir biyolojik mücadeleyle birlikte büyük bir oranda gerilemişti çam kese böceği. Bizim yaptığımız hatalardan birisi, tamam geriledi ama devam etmemiz gereken bir mücadele varken devam etmedik. Gerek ekonomik dendi, gerek başka sebepler var herhalde diye düşünüyorum bu kadar ısrarla yapılmadığını gören. Ve böylece ormanlarımızda son 5 yılda hızlı bir artışla çam kese böcekleri çoğaldı. Zaten sevgili Levent, orman varlığımız tehlikede. Neden tehlikede? Bir iklim krizi var. İklim kriziyle birlikte yangınlar oluyor. Çam kese böceklerini de etkiliyor bu arada. Ona da değinmek isterim, iklim krizi, artan sıcaklık artışları. Böylece yani %20'yi bile bulamadığımız orman oranımız giderek maalesef azalıyor. Çam kese böceğiyle mücadelenin çok erken bir zamanda yapılması gerektiği tamam bir gerçek ama biyolojik mücadele bunun en büyük parçası olması gerekiyor. Fakat sevgili Levent, biyolojik mücadele Kasım ve Aralık aylarında yapılır. Şu anda biz ancak 2024'ün Kasım ve Aralık ayında bir mücadeleye gireceğiz. Tabii sadece biyolojik mücadeleyle de olmaz bu iş. Mekanik mücadele, fiziksel savaşlar, biyolojik savaşlar şeklinde bir entegre mücadele yöntemleri kullanılması gerektiği zaten ortada, bilimsel veriler de bunu söylüyor. Ama tabii sadece kuş yuvaları yerleştirmekle veya işte feromon tuzaklarla bu iş şu anda kontrol altına alınması bu işin hiç mümkün değil zaten ortada da. Çünkü bu zarar seviyeleri çok yüksek boyutta, entegre mücadele muhakkak şart. Ve şimdi karar verilmesi gerekiyor. Ekonomik sıkıntı varsa önceliklerimiz arasına alınması gerekiyor. Çünkü ormanlarımız bizim zenginliğimiz, iklim krizine karşı da bizi kurtaracak, bizi adapte edecek ender şeylerden birisi bizim için. Ekolojik göstergelerden birisi. Onun için sevgili Levent, bir an önce oturup bunlar artık yani
şeyi bırakmak lazım, inadı bırakmak lazım. Biyolojik mücadele şart ve bunun yapılması gerekiyor. Kasım, Aralık aylarında yapıldığında gördük, gayet başarılı oldu. Hatta ben Orman Dairesi'nin yayınlarını bile buldum. Yani değemezler biyolojik mücadele işe yaramadı. Biyolojik mücadelenin işe yaradığı ile ilgili de yayınlar var. Bizimle ilgili. Zaten dünyada bu kabul ediliyor ve bu yapılıyor. Sadece biraz ekonomik anlamda belki bir sıkıntı yaratabilir ama önceliklerimiz arasına geldiğinde dediğim gibi bunu öncelikleriniz arasına koyacaksınız ve maddi kaynakları da bulacaksınız diye düşünüyorum. Ormanlar bizim ülkemiz için çok önemli, iklim krizi için çok önemli. Biliyorsunuz ormanlık alanlar karbon yasağıdırlar. Yani fazla havadaki fazla karbondioksiti emerler ve bünyelerinde barındırırken siz böyle değerli biyolojik varlıklara maalesef çam kese böceğine kurban veriyorsunuz. Neden? Çünkü biyolojik mücadele yapacak parayı bulamıyorsunuz veya önceliğiniz bu değildir. Bu çok yanlış. Bilimsel anlamda da çok yanlış maalesef. Yani siz kısa vadede nasıl bir müdahale tavsiye edersiniz hocam? Bunu tekrar alabilir miyim lütfen? Şimdi kısa vadesi veya sevgili Levent, uzun vadesi yok. Bunu bir an önce planlamaya koymak lazım. Biyolojik mücadele şart. Kasım Aralık 2024, Kasım Aralık ayları için biyolojik mücadele planınızı organize edeceksiniz. Gerekli altyapıyı sağlayacaksınız. Bir taraftan çok tehlikeli de olsa bu işi bilenler tarafından mekanik savaş da yapılması lazım. Mekanik mücadele de yapılması lazım. İşte keselerin toplanması, yok edilmesi yapılması lazım. Fiziksel olarak keselerin yapılması lazım. Tabii bunu da Orman Dairesi'nin yapması gerekiyor. Orman Dairesi'nin de tabii bu anlamda belki de personel eksiklikleri de vardır. Bunların da bir an önce tamamlanması gerekiyor. Dediğim gibi ben kimyasal savaşı, kimyasal mücadeleyi sevmiyorum. Onu bir tarafa koyuyorum. Bunun yanında yine siz işte feromon tuzaklarınızı koyarsınız, kuşlarınızı koyarsınız, kuş yuvalarınızı koyarsınız o alanlara. O alanlarla biyolojik mücadelenin bölümleri olan bunları da yaparsınız. Ama bu entegre bir mücadele yöntemi olması lazım. Ama en önemlisi havadan ilaçlama. Kasım Aralık ayları için, 2024 Kasım Aralık ayları için bir an önce planlaması lazım. İnadı bırakmak lazım. Bilimsel verilere kulak vermek gerekiyor. Taradığım şeylerde özellikle Akdeniz Üniversitesi'nde bu konuyla ilgili birçok araştırma yaptı. Bundan sonra çam kese böceği bizim için daha da önemli hale gelecek mücadelesi. Çünkü iklim kriziyle birlikte sıcaklık artışlarıyla çam kese böceklerinde de artış görüleceği bilimsel verilerle ortaya konuldu. Çünkü sıcaklık artışlarıyla birlikte böceklerin döngülerinin zamanları değişti ve bunların doğadan yok olması için mesela kuşların yediği zamanlarda ve işte bunların biyolojik predatörleri var, doğal predatörleri var. Onların olduğu dönemlerde bunlar olmayacak. Bunlar toprağa inecek hemen. Yani ve toprak altında da bu böcekler, çam kese böceği 4 yıl kadar kalabilir, 4-5 yıl kadar kalabilirler. Yani bunlarla mücadele gittik sonra daha da zorlaşacak. Onun için bir an önce önlemlerimizi almamız gerekiyor. Ve iklim krizini de zaten yaşıyoruz. Sıcaklık artışlarını yaşıyoruz. Ve bütün döngüler, bütün ekosistemin döngüleri de değişmek üzere. Onun için inadı bırakıp, tekrar söylüyorum, gerekirse işte buradan Sayın Bakanımıza da çağrı yapmak istiyorum. İnadı bırakıp bir an önce ekonomik gücünüzü artırıp öncelikleriniz arasına da bunları alması gerektiğini de buradan Sayın Bakan'a iletiyorum. Hangi bakan? Tarım Bakanı'na? Elbette. Tarım ve Orman Bakanı'na iletiyorum bunu. Yani şu anda Orman Dairesi kime bağlıysa şu dönemde sorun onun sorunu oluyor tabii. Tabii bütün herkesin sorunu aslında. Yani biraz sonraki konunun size sağlık bölümünü de aktaracak. Bu ciddi bir de sağlık sorunu aynı zamanda. Ama yani şu anda Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Dairesi'nin buraya en erken zamanda bir el atması gerekiyor.
Yani bunu programlayacak ve sürekliliği olacak, devamlı olacak. Bu senin biyolojik mücadele yaptığın seneye gerekmez diye bir şey yok. Bu sürekli olması gerekiyor ve sürekli olmak zorunda artık. İklim krizi de başımızda zaten. İnat, iklim değişikliği. Hocam inat diye bir ifadeniz var. Yani niye inat edilsin ki böyle bir nokta? Çünkü ben de anlayamıyorum biraz... sevgili Levent. Bak, inat kelimesini kullanmak istemiyorum ama bu işi sen de biliyorsun. 2 yıldır, 3 yıldır tartışıyoruz biyolojik mücadeleyi. Sivil toplum örgütleri de sürekli tartışıyor. Evet. Yani tartışıyoruz. İnat dediğim o, çözüme ulaştırmıyoruz. Yani çözüme ulaştırdık diye işte bir şey yaparlar. İşte kuş yuvası koyduyduk. İşte predatör üretecektik gibi şeyler ama bunlar yeterli değil. Ekonomik zarar işini çoktan aştık ve biz biyolojik mücadele yapmak durumundayız. Başka da şansımız yok. Biyolojik bunu mücadele kabul etmek lazım. İnat dediğim bu yani. Artık yani buna bir adım atmak lazım. Biyolojik mücadele dediğiniz yani havadan ilaçlama. Tabii kesinlikle havadan ilaçlama. Peki, yaptık bunu... da daha önceden denedi de. Yani... denendi de. Dünyada da zaten kullanılıyor. Farklı komplikasyon getirmez mi bu? Efendim? Farklı çevresel komplikasyonlar yaratmaz mı? Yok. Biyolojik mücadele olduğu için olmuyor. Biyolojik mücadele her zaman bizim tercihimiz. Yine orada kullanılan bir basidis türü vardır. Onlar da yine doğanın bir parçasıdır. Biyoloji, onları onlarla beslendikleri için biyolojik mücadele bizim için önemli. Doğayla dost mücadele demek zaten biyolojik mücadele aynı zamanda kimyasal değil. Havadan atılması da yine kullanılan şey biyolojik olduğu için ama havadan kullanılıyor. Çünkü ulaşımı zor. Yani ormanlık alanlara havanın dışında başka türlü ulaşamayız. Peki. Çok teşekkür ederim sizlere. Ben teşekkür ederim sevgili Levent. İyi çalışmalar. İyi yayınlar dilerim. Ben de size doğaya da selamlar. Çok sağ olasın. Çok teşekkürler hocam. Teşekkürler. Evet, değerli izleyenler, çam kese böceğiyle mücadele konusunda akademi çalışmada bulunan Şerife Gündüz'den hem çevresel konuya biraz çevresel hassasiyet noktasıyla baktık. Hocamız diyor ki aslında çam kese böceğiyle ilgili artık biyolojik mücadelenin, yani toplu bir biyolojik mücadele zamanı geldi. Havadan ilaçlama konusu benim en çok yani bu konuda bir takım tartışmalar biliyorsunuz, ancak hocam diyor ki yani onu aştık, bir an önce havadan mücadele başlamalı. Bu konuda da bakanlık tüm potansiyelini zorlamalı. Şimdi konuya biraz daha hekim gözüyle bakmak istedik. Çevre ve hekim gözüyle bakmak istedik. Kendisi son zamanlarda BRT'deki programlarıyla da dikkat çekiyor. Cemal Mert hocamız, canlı yayın konumuz, çevre platformundan. Hocam, doktorum selamlar. Selamlar Levent Bey, iyi yayınlar dilerim. Ben de size teşekkür ederim. Ben de size iyi çalışmalar dilerim. Şimdi tabii geçtiğimiz gün bir basın toplantınız oldu. Affınıza sığınalım, katılamadık. Kusura bakmayın ama iletişimimizin, diyalogumuzun sürmesini isterim. Sonuçta şimdi de BRT olarak aynı çatı altındayız sizinle. Evet. Şimdi bugün bir manidar, bir tepkiyle, bir çevresel tepkiyle gittiniz ve bakanlığın kapısına çam kese böceği bıraktınız. Evet. Sizin bu konuyla ilgili hem hekim gözüyle hem çevre hassasiyeti gözüyle nedir gelinen durum? Sizce ne yapmalı devlet efendim? Evet, çok teşekkür ederim duyarlılığınız için. Öncelikle şunu söylemek isterim. Sesim geliyor mu? Geliyor, gayet iyi. Tamam. Teşekkür ederim duyarlılığınız için. Biliyorsunuz Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak bizim de aktif bir paydaş olduğumuz ülkemizde çevre sorunlarıyla ilgilenen çevre platformu var. Birçok örgüt içerisinde barındırır ve ortak sorunlarımızla ilgili birlikte mücadele ediyoruz. Biz yaklaşık Ekim ayından bu tarafa çevre platformunun değişik bileşenleri olarak gerek birlikte gerek ayrı ayrı bu çam kese böceği mücadelesiyle ilgili bakanlığı, orman dairesini uyarıyoruz. Görüşmeleri de yaptık Orman Dairesi ile 3-4 hafta önce. Konu şudur. Biliyorsunuz doğada bir ekolojik denge var. Ve bu ekolojik dengeye insan eli çok daha dokunmaması lazım. Ama belli zamanlarda doğanın kendi içindeki dengesizlikler de başka canlılara zarar verebiliyor. Örneğin bu çam kese böceğinin belli bir oranda doğada bulunması,
varlığını sürdürmesi gayet ekolojik bir konuyken aşırı derecede çoğaldığı dönemlerde hem çam ağaçlarına, özellikle Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs'taki çam orman varlığı en büyük orman arazimizdir. Diğer ağaçlara göre çok belirgin bir fazlalık vardır ve dolayısıyla çam ormanlarını kaybetmemiz büyük bir tehlikedir. Bu çam köse böceğinin yayıldığı zamanlarda ağaçlar çok ciddi zarar görüyor. Özellikle biliyorsunuz ülkemizde sık sık orman yangınları olduğu için yeni çıkan çam ağaçları genelde genç ağaçlardır. Ve bu genç ağaçların çam köse böceğine karşı dayanıklılığı çok düşüktür ve çok zarar görüyorlar. Bünyeleri zayıflayınca da kabuk böceği başta olmak üzere diğer böcekler de gelip bunlara yerleşip ağaçları kurutuyorlar. Geçmişte yani binlerce dönüm orman arazisinin de kuruduğunu biliyoruz. Bu olayın tamamen ekolojik denge ve çam ormanlarımızın korunmasıyla ilgilidir. Geçmişte ben çocukluğumdan beri hatırlarım, 20-30 yıldan beridir de bu mücadele yapılıyor. Bilimin getirdiği yenilikler de dahil edilerek yapılıyor. En sonunda 2016-2020 döneminde 5 yıl süreyle entegre mücadele dediğimiz bir mücadele yöntemi uygulandı. Hem biyolojik ürünlerle havadan ilaçlama, hem de gerek böceklerle gerek kuşlarla ilgili destekleyici mücadeleler yapıldı. Gerekse belli zamanlarda da ağaçlar budanarak bu böceğin ağaçlara, ormana zarar vermemesine çaba gösterildi. Ve ciddi de bir başarı oldu. Pandemi dönemi başladığında 2020 yılında çam kese böceği ilaçlaması için, biyolojik ilaçlaması için, havadan yapılan ilaçlama için ayrılan kaynaklar sağlık fonlarına aktarıldı ve o zamandan beridir, 3 yıldır herhangi bir havadan ilaçlama yapılmadı ve biz orman dairesini ziyaret ettiğimizde harita üzerinde de gördük. Yeşilırmak'tan Dipkarpaz'a kadar bütün ormanlarımızda zarar eşiği dediğimiz eşiğin üzerinde ciddi bir bulaşma var böcekler tarafından. Ve diğer uygulanan yöntemler bu konuda yeterli kalmaz ve havadan mücadele şarttır. Bunun da zamanı genelde Ekim ile Aralık ayı dönemleridir bu mücadeleyi. Çünkü bu böceğin tırtıl haline geldiği dönem o dönemdir ve bu ilaçlama o dönemde etki eder ve daha sonraki senelere de faydası olur. Biz hekimler olarak ekolojik denge, bitki sağlığı ve hayvanların da sağlığıyla ilgileniyoruz ama bizi direkt ilgilendiren birinci derecede insan sağlığı. Ve bu böcek, çam köse böceği ciddi anlamda alerjik toksinler içerdiği için insanlarda, özellikle hassas kişilerde, çocuklar olsun, erişkinler olsun, çok ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Başta alerji olmak üzere. Nitekim son dönemlerde, son bir ay içerisinde gerek çocuk hekimlerine, gerekse erişkin hekimlerine, cilt uzmanlarına, gerekse veterinerlere evcil hayvanların başvurusunda ciddi artışlar oldu. Çünkü o kadar çoğaldı ki bu böcek. Biliyorsunuz birçok okullarımızda, parklarımızda, bahçelerimizde, evlerimizde çam ağaçları var. Ve bunlar da rüzgar yoluyla yayıldıkları için insanların yaşam alanları içindeki park, bahçe ve işte mezarlıklar olsun vesaire, bu böcek geldiği için doğrudan doğruya insanla temas etmeye başladı. Ve ciddi bir halk sağlığı sorununa da dönüşüyor. En az bir ay daha tahminim bu risk devam edecek. Biz bugün yaptığımız eylemde, az önce siz de bahsetmiştiniz, sağ olsun Tarım Bakanımız, yani uzun zaman bizimle görüşme imkanı yaratamamıştı. Biraz önce kendisiyle konuştuk. Biz onlara Tarım Bakanlığı'nın verileriyle bizim verilerimizi bir araya getirilerek yine uzun vadeli bir entegre mücadele programı uygulanması konusunda hemfikir olduk. Muhtemelen teknik çalışmada yapılacak. Ama bizim esas söylemek istediğimiz, Tarım Bakanlığı da şunu demesi lazım. Evet, önümüzdeki yıl 2024'ün sonbaharında biz bu ilaçlamayı zorunlu görüyoruz. Maliye Bakanlığı da bu kaynağı ayırsın. Çünkü 2024 bütçesinde bu konuyla ilgili ayrılmış bir kaynak yoktur.
bir ek bütçe çıkarılması için Tarım Bakanlığı, Orman Dairesi ile birlikte hükümet ve maliye üzerinde bir baskı uygulamayı düşünüyoruz sivil toplum örgütleri olarak. Evet. Bu tabii Sayın Bakan'la az önce yapmış olduğunuz görüşmeyle ilgili detay için teşekkür ederiz. Ama tabii sonuç olarak şu ki bu konuda bir bütçe, acil bir bütçe ayrılması gerekiyor. Evet. Ve bütçeyle birlikte tabii bir an önce biyolojik mücadele, az önce Şerife Hocam da konuştuk. Yani siz de benzer şey söylüyorsunuz. Bir an önce havadan ilaçlama yöntemi, daha önceki yıllarda yapılan gibi havadan ilaçlama evet. yöntemiyle. Çünkü evet. ben şeyi sordum hocam, doktorum, yani havadan mücadeleyle ilgili bir takım başka çevresel ya da bireysel sağlıkla ilgili komplikasyonlar oluşur mu diye sorgulamaya çalıştım. Ama o eşiği, evet. o eşiği geçtik anladığım kadarıyla. Evet, evet, evet. Şimdi biliyorsunuz her mücadelede artılar ve eksiler var. Yani şimdi önümüzdeki yıl tahmin ederim ki orman varlığımız olan 25 bin çam orman alanı, ki bunun dışındaki ormanlar çam değildir, onlar daha az etkileniyor ama en büyük varlığımız çam ormanlarıdır Kuzey Kıbrıs'ta. Mesela Güney Kıbrıs'ta çam varlığı bize göre çok daha düşük orandadır. Orada yükseklik farkı nedeniyle başka ağaçlar hakim olduğu için bizim kadar ciddi sorun yaşamıyorlar. Onlar da dönem dönem ihtiyaç olması halinde belirli bölgelere ilaçlama yapıyorlar. Bizim de dediğimiz şudur, eğer uzun vadeli düzenli bir mücadele yapılırsa, örneğin bu 25 bin hektarlık alanın hepsinin ilaçlanmasına gerek yoktur. Çünkü her yerde aynı oranda bir zararlı yoktur. Dolayısıyla biz bunu belki 10 bin, 15 binle başlayacağız ama birkaç sene sonra bunu 2 bine, 3 bine düşüreceğiz. Veya yerden ilaçlamayla da bazı yıllarda mücadelemizi sürdürebileceğiz. Diğer işte böcek mücadelesi, kuş mücadelesi ve fiziksel mücadeleyi de düşünürsek onların da rolüyle yürütebileceğiz. Ama bu 3 yıl mücadelenin aksatılması nedeniyle çok ciddi azalan çam kese böceği bu sene patlama yaptı ve gerçekten bunlar şu anda da yavaş yavaş toprağa inip gömülecekler ve gelen sene tekrar çıkacaklar ve gelen sene daha çok üreyeceği için onların üreme döneminde, gelen sene dediğim gibi Eylül, Ekim, Kasım, Aralık dönemlerinde bu ilaçlamayı uygun yerlere yapılırsa havadan yapılmak kaydıyla daha sonraki senelerde aynı miktarda alanı atmak gerekmeyecek. Onun için ilk başta biraz fazla kaynak ayırmamız gerekse bile bunu düzenli yaptığımız zaman gerçekten çok daha düşük bütçelerle bu mücadele sürdürülebilir. Bu her zaman sürdürülecek çünkü bizim de derdimiz çam kese böceklerini toptan doğadan yok etmek değildir. Onun da ekolojik denge içerisinde yeri vardır. Dolayısıyla onların belirli bir düzeyin altında tutulup orman arazilerine ve insan sağlığına zarar vermemesini sağlamak zorundayız. Dün belki de takip ettiği zannedersem Berete de çekim yaptı. Lefke'de çevre platformu olarak bir eylem yaptı. Çekimlerin yapıldığı bölgenin arkasında göreceğiniz geniş bir ormanlık alan yeşilden turuncuya dönmüş durumdadır. Yani o kadar geniş bir alanda bu sıkıntılar yaşanıyor. Ve geçtiğimiz haftalarda orada Lefke Gazi Lisesi'nin bahçesindeki yoğun çam kese böceği nedeniyle okullar birkaç gün tatil edildi. Mücadele edilmesi anlamında. Evet. Dolayısıyla bunun bakanlığın da bu duyarlılığını göstermesini bekliyoruz. Bu duyarlılığı gösteren bakanlık talep ettiği takdirde biz sivil toplum da buna destek vereceğiz ve gerekli kaynağın maliye tarafından ayrılabileceğini düşünüyoruz. Kaldı ki böyle bir durumda ülkede bir seferberlik de başlatılırsa eminim ki uzun vadeli mücadele için gerekli malzemelerin, teknik teçhizatın da alınması için birçok insan da katkıda bulunacaktır. Çok teşekkür ederim Cemal Bey. Çok sağ olun. Sizlere iyi çalışmalar diliyoruz. Değerli görüşleriniz için Çelet platformundaki dostlarımıza da selamlarımızı iletiyoruz. Evet. İyi çalışmalar efendim. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar. İyi sağ olun. Ederim. Hep birlikte sağ olun. Evet değerli izleyenler, Narinciye ve Çam Kese Böceği ile ilgili iki ana başlıkta yayınımızı noktaladık. Yönetmenim Enver'e çok teşekkür ediyorum katkısı için. Değerli konuklarımıza da görüşleri için. Yayın masasındaki arkadaşlarıma da
Çok çok teşekkürler. Bu akşam saat 20'de motosiklet kulübünü topluyoruz sevgili Akın Akır'la birlikte. Bunu da hatırlatalım ve hepinize olabildiğince güzel bir hafta sonu dileyelim efendim. Hoşça kalın.